Büyük olayların büyük soruları ve büyük cevapları vardır. Sümer tabletleri de işte bu konuya birebir uyan konulardan biri. Sümer tabletlerinde yazan ve resmen inanmanın belki de mümkün olmadığını düşündüğümüz anlatımlar, ciddi oranda şaibeyi beraberinde getirdiği gibi bir o kadar da düşündürücü oluyor. Araştırmacılar Sümer tabletlerinde neler okudular, ne yazıyordu? Anlatılanlar birer şok niteliğinde ise inanma oranımız kaç olmalı? Sümer tabletlerinde neler yazdığını bile bile hiçbir şey yapmadan, anlamaya dahi çalışmadan durmak daha mı iyi sizce? Ya da Sümer tabletlerinde ne yazarsa yazsın bunu inançsal ilmimizle düşünecek olursak bahsedilen varlık ve hikayelerin birer görevli kişiler olarak algılanması çok mu hayali olur? Belki binlerce yıl içerisinde ismen değişikliğe uğramış olan bu varlıklar kim olduğunu, ne yaptıklarını, amaçlarının ne olduğunu algılamaya çalışsak çok mu zor olur sizce? Belki de işin içerisinden çıkmak için ışık hüzmesini görmeye başlayabiliriz. Yani büyük yaratıcı denilen her şeyin sahibinin kudretinden de kimsenin şüphesi kalmaz. Yani bakmamız gereken açı olayın iç yüzünü tamamıyla ortaya koyuyor aslında. Evet değerli arkadaşlar, Sümer tabletlerinde neler yazıyor? Bir hikaye formunda teker teker anlatmaya başlamadan önce bu videoda Anunnakiler kavramını, ne olduklarını, ne yaptıklarını genel olarak irdeleyelim. Devam videolarındaysa Sümer tabletlerine başlayacağız. Allah'ın yarattığı 18 bin alem içerisinden belki de bir tanesinden bahsediyor olabiliriz. Bilinmez. Başlıyoruz. ...445.000 yıl kadar önce başka bir gezegenin astronotları altın aramak amacıyla Dünya'ya geldiler. Dünya'nın denizlerinden birine iniş yapıp kıyıya çıktılar ve Eridu'yu, uzaklardaki yuvayı kurdular. Zaman içinde bu ilk yerleşim bir uçuş kontrol merkezi, bir uzay limanı, madencilik operasyonları ve hatta Mars'ta kurulan bir ara istasyonla birlikte tam bir Dünya misyonuna dönüştü. İş gücü açısından az sayıda olan astronotlar, ilkel işçiler Homo sapiens oluşturmak için genetik mühendislik uygulamış olabilirler. Yeryüzünü devasa bir afetle silip süpüren tufan taze bir başlangıç yapmaya gerektirdi. Astronotlar tanrılara dönüşürken insanoğluna uygarlığı bahşedip ona nasıl tapınacağını öğrettiler. Derken elde edilen her şey dünyaya gelen bu ziyaretçilerin kendi aralarındaki rekabet ve savaşlar sebebiyle ortaya çıkan bir nükleer felaket yüzünden yaklaşık 4000 yıl önce darmadağın oldu. Dünya üzerinde meydana gelenler, özellikle de insanlık tarihi başladığından beri olan olaylar, Zecharia Sitchin tarafından Kitab-ı Mukaddes'ten, kil tabletlerden, kadim mitlerden ve arkeolojik keşiflerden teker teker ayıklanıp yazarın Dünya Tarihçesi adlı dizisinde bir araya getirildi. Ama dünyada yaşanan olaylardan önce neler olmuştu? Bu astronotların kendi gezegenleri Nibiru'da neler olmuştu da uzay yolculuklarına, altına duyulan ihtiyaca, insanoğlunun oluşturulmasına yol açmıştı. Farklı ama başka bir soru daha soralım. Zecharia Sitchin bu anlatımları ortaya koyduktan sonra neden itibarsızlaştırıldı ve ölüme terk edildi? Bu soruların cevapları sizde değerli arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızda benimle paylaşın. Gök ve uzay destanlarının baş oyuncularını hangi duygular, rekabetler, inançlar, ahlak kuralları harekete geçirmişti? Nibiru üstünde ve dünya üzerinde gerilimin tırmanmasına sebep olan ilişkiler nelerdi? Yaşlılarla gençler, Nibiru'dan gelmiş olanlarla dünyada doğmuş olanlar arasındaki gerilime sebep olan neydi? Ve onların ne dereceye kadarı kader, geçmişteki olayların kaydının geleceğin anahtarını taşıdığı bir kader tarafından belirlenmekteydi. Bilginler de ilahiyatçılar da kutsal kitapta geçen yaratılış, Adem ve Havva, Adem bahçesi, tufan, Babil kulesi hikayelerinin aslında binlerce yıl önce Mezopotamya'da özellikle Sümerler tarafından yazılmış metinlere dayandığını kabul ediyorlar. Ve Sümerler'de pek çoğu uygarlıkların başlangıcından önce
Hatta insanoğlu ortaya çıkmadan önce yaşanmış geçmiş olaylara ilişkin bilgilerini Anunnakilerin, yani gökten dünyaya inmiş olanların yazılarından elde ettiklerini açıkça belirtmişlerdi. Yani Sümerler tabletlerinde bunu açıkça ifade ediyor. Kadim uygarlıkların yıkıntıları arasında özellikle de Yakın Doğu'da yaklaşık 150 yıldır sürdürülen arkeolojik keşiflerin bir sonucu olarak çok sayıda bu tür daha eski tarihli metinler bulundu. Buluntular ayrıca ya keşfedilen metinlerde sözü edilen kraliyet ya da tapınak kütüphanelerinde kataloglara kaydedildikleri için var oldukları bilinen kayıp metinlerin, sözde kayıp kitapların ne kadar çok olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Tanrıların sırları bazen destansı hikayelerde kısmen de olsa ortada sergilenmekteydi. Allah ile Tanrı kavramları birbirinden farklı anlamlar taşıdığını da öğrenmiş olduk. Gılgamış destanı Tanrıların insanoğlunun tufan sırasında yok olmasına izin veren kararına yol açan aralarındaki tartışmaları açığa çıkarmıştı. Atrahasis adlı başka bir metinde ise altın madenlerinde güç koşullarda çalışan Anunnakilerin isyanına nasıl olup da ilkel işçilerin, yani dünyalıların oluşturulmasına yol açtığı hatırlanmaktaydı. Zaman zaman bu derlemeleri yazan astronotlar liderlerinin ta kendileriydi. Nükleer felakete yol açan iki tanrıdan birinin suçu düşmanını atmaya çalışmasını anlatan Erra Manzumesi adlı metinde olduğu gibi. Bazen seçtikleri bir yazıcıya dikte ettiriyorlar. Sizce de bu peygamber seçmek gibi bir konuyu da ortaya koymuyor mu? Bazen de Tanrı yazıcılığı üstleniyordu. Tıpkı Tanrı'nın bir yeraltı odasına sakladığı Tot'un Sırlar kitabında olduğu gibi. Mısır kralı Keops döneminden kalan bir papirüs üstüne kaydedilmiş Tot'un Sırlar kitabıyla ilgili bir hikaye olmasaydı, o kitabın varlığından asla haberdar olmazdık. Kutsal kitabın içinde yer alan Mısır'dan çıkış ve yasanın tekrar kitaplarında anlatılanlar olmasaydı, ilahi tabletler ve içerikleri hakkında asla bilgi sahibi olamazdık belki de. Ve hepsi de var olduklarına dair bilginin bile gün ışığına çıkmadığı o muammalı kayıp kitaplar kalabalığının bir parçası haline gelirdi. Bazı durumlarda belirli metinlerin var olduğunu bilmek ama içerikleri hakkında hiçbir şey bulamamak da az acı değildir. Kitab-ı Mukaddes'te bilhassa sözü edilen Yahve'nin Savaşları kitabı ve Yaşar kitabı bunlardandır. En azından şu iki örnek için kutsal kitabı kaleme alanların bildiği daha eski tarihli metinler olan bu eski kitapların var oldukları sonucunu açıklayabiliriz. Yaratılış kitabının 5. bölümü bu Adem'in Teledot kitabıdır ibaresiyle başlıyor. Teledot terimi genellikle nesiller olarak çevriliyorsa da daha doğru olan anlamına tarih veya secere kaydı şeklindedir. Diğeri ise Yaratılış kitabının 6. bölümünde Nuh ve tufanla ilişkili olaylar bu Nuh'un Toledo'dudur diyerek anlatılmaya başlanır. Gerçekten de Adem ve Havva kitabı olarak bilinen bir kitabın bazı parçaları Ermeni, Slav, Süryani ve Habeş dillerinde binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilmiş ve tabi kutsal kabul edilen Kitab-ı Mukaddes'e dahil edilmeyen güya uydurulmuş kitaplardan biri olarak görülen kitaplardan bahsediyoruz. Örneğin Hanok kitabından bilgilerin çok daha eski tarihli Nuh kitabından alınmış olduğunu düşündükleri parçalar yer almaktadır. Kayıp kitapların çokluğuna ilişkin olarak sıkça verilen bir örnek de Mısır'daki ünlü İskenderiye Kütüphanesi'dir. M.Ö. 323'te ölen İskender'in ardından General Ptolemy tarafından kurulan kütüphanede yarım milyondan çok cilt, yani kil, taş, papirüs, parşömen gibi yapıtlardan bahsediyoruz. Çeşitli malzemeler üstüne yazılmış kitap bulunduğunu söylemekteydi. Bu bilgi birikimini incelemek üzere bilgilerin toplandıkları bu büyük kütüphane M.Ö. 48'den başlayıp M.Ö. 642'de Arap istilasına dek uzanan savaşlar sırasında yakılıp yıkıldı. Bu bilgi hazinesinden geriye kalan yalnızca İbranice Kitab-ı Mukaddes'in ilk 5 kitabının Yunanca tercümesi ve kütüphanede sürekli kalan bazı bilgilerin yazılarından küçük kısımlardır. Ve elbette ki şu an elimizdeki en sağlam kaynak olarak görülen kitapsa ortalama 1500 yıl önce dünyaya gelen Kur'an-ı Kerim'dir. M.Ö. 270 civarında 2. Ptolemy kralının Yunanlıların
Maneto dedikleri bir Mısırlı rahibe Mısır'ın tarihini ve tarih öncesine derleme görevini vermiş olduğunu biliyoruz. Maneto şöyle yazmıştı. İlk başta yalnızca tanrılar hüküm sürdüler. Sonra yarı tanrılar ve en sonunda M.Ö. 3100 civarında Firavun hanedanları başladı. Maneto, ilahi saltanatların tufandan 10.000 yıl önce başlayıp binlerce yıl sonrasına dek sürdüğünü ve tufandan sonraki dönemde tanrılar arasında çarpışmalar ve savaşlara tanık olduğunu yazmıştı. Oldukça ilginç değerli arkadaşlar. Devam edelim. İskender'in Asya'daki topraklarında saltanatı General Seleukos ve ardıllarının elindeydi ve Yunanlı alimler için geçmişte yaşanmış olayların kaydının çıkartılması çabası orada da sürmekteydi. Babil tanrısı Marduk'un rahiplerinden biri olan ve çekirdeğini Harran'daki tapınak kütüphanesinin oluşturduğu kil tablet kütüphanelerine kolayca erişebilen Breosus tarafından 432 bin yıl kadar önce tanrılar gökten dünyaya geldiklerinde başlayan tanrılar ve Berossus bir balık gibi giyinmiş olan ilk komutanın denizden yüzerek kıyıya çıktığını bildirmişti. İnsanoğluna uygarlığı veren oydu ve Yunanca'ya çevrilen ismi ise Oannes'ti. Pek çok ayrıntıda birbirlerine tam olarak uyan bu iki rahip dünyaya inen bu gök tanrılarını dünyada yalnızca tanrıların hüküm sürdüğü bir dönemi ve tufan denilen o büyük afeti anlatmaktaydılar. Bu üç ciltten korunabilmiş irili ufaklı parçalarda Berossus, büyük tufandan önceye ait yazıların kadim tanrılar tarafından kurulan ilk şehirlerden biri olan Sippur denilen o çok eski şehirde güvenle saklanan taş tabletlerin varlığını bilhassa belirtiyor. Tanrıların tufan öncesinde kurdukları diğer şehirler gibi Sippur'da tufan sularının altında kalıp yok olmasına rağmen tufan öncesi döneme ait yazılara ilişkin bir bahis Asur kralı Asurbanipal'in tarih kayıtlarında su yüzüne çıkıyor. 19. yüzyılın ortalarında arkeologlar o zamana dek yalnızca eski ahitten bilinmekte olan kadim Asur başkenti Nineveh'i bulduklarında Asurbanipal'in sarayındaki kütüphanenin yıkıntılarında üstü yazılarla kaplı yaklaşık 25 bin adet kil tabletin kalıntılarını keşfettiler. Eski metinlerin pek hevesli bir koleksiyoncusu olan Asurbanipal tarih kayıtlarında şöyle övünüyor. Yazıcıların tanrısı bana ilmin bilgisini bahşetti. Yazının gizlerine insiye edildim. Sümer dilinde yazılmış ayrıntılı tabletleri bile okuyabilirim. Tufandan önceki günlerden kalan taş yontulardaki muammalı sözleri anlıyorum. Sümer uygarlığının günümüzdeki Irak olarak bilinen bölgede Mısır'daki Firavun çağı uygarlığından neredeyse 1000 yıl önce gelişip büyüdüğü ve daha sonra bunları Hint alt kıtasındaki Indus Vadisi uygarlığının izlediği artık biliniyor. Ayrıca tanrıların ve insanların tarihlerini ve hikayelerini ilk kez yazıya geçirenlerin Sümer olduğu ve aralarında İbranların da bulunduğu diğer tüm halkların yaratılış Adem ve Havva, Kain ve Habil, Tufan, Babil Kulesi hikayelerini onlardan aldıkları bilinmekte. Bu gerçek, Yunanlıların, Hititlerin, Kenanlıların, Perslilerin ve Hint Avrupalıların yazılarında ve hatıralarındaki tanrıların savaşları ve aşkları hikayelerine de yansıyor. Tüm bu eski yazıtların iddia ettikleri gibi onların kaynakları da çok daha eski tarihli. Bazısı bulunmuş ama çoğu kayıp olan metinlerdi. Böyle çok eski tarihli yazıların sayısı akıllara durgunluk verecek kadar çoktur değerli arkadaşlar. Bazılarından kanalımızda bahsediyoruz. Kanalı biraz inceleyin ve o kitapları mutlaka ama mutlaka izleyin değerli arkadaşlar. Tabii yine apokrif olarak geçen bu kayıp kitapları sizlerle buluşturmaya devam edeceğim, merak etmeyin. Devam edelim. Kadim Yakın Doğu'nun harabelerinde binlerce yıl on binlerce kil tablet keşfedilmiştir. Pek çoğu ticaret, işçi ücretleri ve evlilik sözleşmeleri gibi günlük yaşamın çeşitli yanlarıyla ilgili kayıtlardır. Çoğunlukla saray kütüphanelerinde bulunan diğerleri ise kraliyet tarihi kayıtlarını oluşturmaktadır. Tapınak kütüphanelerinin veya yazıcılık okullarının harabelerinde keşfedilen diğerleri ise mukaddes kabul edilen veya Sümer dilinde yazılıp sonra ilk Sami dili olan Akatça'ya ardından diğer kadim dillere çevrilmiş bir kutsal literatürü oluşturmaktaydı. Neredeyse 6000 yıl öncesinden kalan bu ilk yazılarda bile kayıp kitaplardan, taş tabletler üzerinde yazılmış metinlerden bahsedilmekteydi.
Tabi ayrıca Göbekli Tepe'den de bahsetmeden geçmek olmaz. Göbekli Tepe'nin şu an itibariyle 12 bin yıl öncesine dayandığını da düşünecek olursak, hem bir tapınak inşa ettiklerini düşünmek ciddi anlamda o zamanki insanların ne denli bilinçli olduklarını düşünmekte asıl başlangıç tarihinin 12 bin yıl değil 20-25 bin yıl öncesine dayandığını düşündürüyor bizlere. Devam edelim. Kadim şehirlerin ve kütüphanelerinin yıkıntılarındaki inanılmaz buluntular arasında kil prizmalar vardı ve bunların üstünde Berossos'un bahsetmiş olduğu tufandan önce 432 bin yıl hükümdarlık yapmış şu 10 idareciye dair bilgiler yazılmıştı. Ayrıca Gılgamış destanında bahsedilen Anunnaki'li 12 yargıç da düşünmemiz gereken en önemli konulardan biridir. Sümer kral listeleri olarak bilinen ve İngiltere'nin Oxford kentindeki Ashmolean Müzesi'nde sergilenen bu metinlerin çeşitli versiyonları mukaddes ilan edilmiş metin malzemesinden yararlanabildiklerine dair hiçbir kuşku bırakmamaktadır. Bir o kadar eski olup çeşitli yıpranma düzeylerindeki başka metinlerle bir araya getirildiklerinde bu metinler gelişi olduğu kadar bunun öncesindekilerin yanı sıra elbette sonrasındaki olayları da kayda ilk geçiren kişinin baş aktörlerden olaylara ikinci elden tanık olan bu liderlerden biri olduğunu düşünmektedirler. Tüm bu olaylar tanıklarından biri olan ve gerçekten olaylardan başrolü oynayanlardan biri ilk astronot grubuyla birlikte suya iniş yapan liderdi. O sıralarda unvanı EA yani evi su olandı. Dünya görevinin komutasının üvey kardeşi ve rakibi olan Enlil'e yani Emirler Efendisi'ne verilmesiyle hayal kırıklığına uğradığında ona Enki yani yerin efendisi unvanı verilip yaşadığı utanç biraz hafifletilmişti. Tanrıların şehirlerden ve onların Aden'deki uzay limanından uzaklaştırılıp kendisine Abzu'daki yani Güneydoğu Afrika'daki altın madenlerini denetleme görevi verilen kişi, büyük bir bilim adamı olan Ea yani Enki'ydi. Ve orada o bölgede yaşayan insansı yaratıklara rast geldi. Altın madenlerinde çok güç şartlarda çalışan Anunnakiler isyan edip bizden bu kadar dediklerinde gereken iş gücünün genetik mühendislik sayesinde evrimi zamanından önce hızlandırarak elde edebileceğini fark eden oydu. Böylece arzdan olan dünyalı ortaya çıktı. Üreyemiyordu. Adem, Aden bahçesindeki Adem ve Havva'nın kutsal kitapta yansıyan hikayesi, Enki tarafından yapılan ikinci genetik müdahaleyi ve böylece cinsel yolla üreme için gereken ekstra genlerin eklenmesini anlatmakta. Ve giderek çoğalan insanoğlunun hayal edilen tarza uymadığı ortaya çıktığında erkek kardeşi Enlil'in yaptığı ve insanoğlunun tufan sırasında ortadan kalkmasına izin verecek olan plana, o sırada yaşananların kahramanı Kitab-ı Mukaddes'te Nuh ve çok daha eski tarihli orijinal Sümerce metinde ise Zeusudra olarak anılır. Yine bu olaya, bu tufana karşı çıkan Enki'ydi. Nibiru'nun hükümdarı Anu'nun ilk erkek çocuğu olan Enki, kendi gezegeni Nibiru ve sakinlerinin geçmişi hakkında çok bilgi sahibiydi. Başarılı bir bilim adamı olan Enki, Anunnakilerin ileri bilgisinin en önemli kısımlarını, yani sırasıyla Mısır tanrıları Ra ve Thoth olarak bilinen Marduk ve Ningishritta adlı oğullarına miras bırakmıştı. Ama seçilmiş bireylere tanrıların sırlarını öğreterek bu ileri bilginin belirli kısımlarının insanoğluyla paylaşmasına da aracı oldu. En azından iki örnekte bu insiyeler söz konusu ilahi öğretileri insanoğlunun mirası olarak yazıya geçirdiler. Bunlardan biri Enki'nin muhtemelen bir dünyalı kadından olan oğlu Adapa'ydı. Onun zamana ilişkin yazılar başlıklı bir kitap yazdığı biliniyor ve kayıp kitapların en eskilerinden biridir. Emeduranki adındaki, diğeri ise büyük olasılıkla kutsal kitapta ilahi sırları içeren kitabı oğullarına emanet ettikten sonra göğe alındığı anlatılan Hanoh'un esas örneğiydi. Bu kitabın ilk versiyonunun kutsal kitap dışında bırakılan Hanoh kitabında günümüze dek gelmiş olması büyük bir olasılık. Anu'nun ilk erkek evladı olmasına rağmen Enki'nin kaderinde babasının ardından Nibiru'da tahta çıkmak yoktu. Nibiruların çapraşık tarihinden yansıyan karmaşık ardıllık kuralları bu ayrıcalığı Enki'nin üvey kardeşi Enlil'e vermekteydi.
bu acı çatışmaya çözüm aranırken Enki ve Enlil kendilerini Nibiru'nun giderek incelen atmosferini korumak amacıyla bir kalkan oluşturmak için altınına ihtiyaç duyulan yabancı bir gezegene gitme görevinde buldular. Anunnakilerin baş tıp subayı olan üvey kız kardeşleri Ninur sağında dünyaya gelişiyle daha karmaşıklaşan bu geçmiş nedeniyledir ki Enki tufan bahane ederek İnsanoğlunun yok olmasına izin vermek isteyen Enlil'in planını bozmaya karar vermişti. Çatışma bu iki üvey kardeşin oğulları arasında, torunları arasında da sürdü. Aslına bakarsanız bunların hepsi özellikle de dünya üstünde doğanlar çok uzun yörüngesi sayesinde Nibiru'nun sağladığı uzun yaşam sürelerini kaybetmekle karşı karşıyaydılar. Ve bu durumda onların kişisel ıstıraplarına eklenip hırslarını körüklemekteydi. Tüm bunlar M.Ö. 3. bin yılın son asrında Enki'nin resmi eşinden olan oğlu Marduk, dünyayı miras alacak olanın Enlil'in ilk erkek evladı Ninurta değil de kendisi olduğunu iddia ettiğinde zirveye ulaştı. Bu şiddetli çekişme sırasında yaşanan bir dizi savaş en sonunda nükleer silahların kullanılmasına yol açtı. Sonrasında ise hiç istenmeyen sonuç, Sümer uygarlığının yok oluşu oldu. Seçilen bireylerin tanrıların sırlarına insiye edilmesine rahiplik kurumunun ilahi sözleri ölümlü dünyalılara aktaranların tanrılar ve insanlar arasındaki aracılar silsilesinin başlangıcını belirledi. İlahi sözlerin yorumlanışları olan kehanetler, işaretler görmek amacıyla göklerin gözlemlenmesiyle birleşti. İnsanoğlu tanrısal çatışmalarda giderek daha çok taraf tutar hale geldikçe kehanet büyük bir rol oynar oldu. Aslında gelecekte yaşanacakları açıklayan tanrıların bu gibi sözcüklerini anlatmak için kullanılmaya başlanan Nebi kelimesi Marduk'un ilk erkek evladı olan ve sürgün edilmiş babasının adına insan olduğunu, gökteki işaretlerin Marduk'un hükümdarlığının geldiğine ikna etmeye çalışan Nabu'nun ünvanıydı. Bu gelişmeler kısmetle kader arasında bir fark gözetilmesi gerektiğini iyice netleştirmişti. Enlil'in hatta bazen Anu'nun eskiden hiç sorgulanmayan bildikleri artık nam yani rotaları belirlenmiş ve değişmez olan gezegen yörüngeleri gibi olan kaderle namtar yani bozulabilen değiştirilebilen bir kader olan kısmet arasındaki farkın irdelenmesine tabi tutulmaktaydı. Olayları gözden geçirip oluş sıralarını hatırladıklarında ve Nibiru'da olanlarla dünyada meydana gelmiş olanlar arasındaki bariz koşutluğu gören Enki ve Enlil aslında neyin mukadder olup kaçınılmaz olabileceği, iyi ve kötü kararların ve hür iradenin sonucunda kısmete neyin düştüğü konusunda derinden düşünmeye başladılar. İkincisi önceden tahmin edilemezdi. Birincisi ise olmuş olan tekrar olacaksa, başlar ayrıca son da olacaksa, önceden görülebilirdi. Nükleer yıkımla gelen o en kritik devre Anunnaki liderleri arasındaki içsel sorgulamayı yoğunlaştırdı ve felakete uğramış insan kalabalıklarına olayların niçin böyle geliştiğini açıklama ihtiyacını güçlendirdi. Onlar mukadder miydi? Yoksa Anunnaki eliyle oluşan kısmetin sonucu muydu yalnızca? Sorumlu tutulabilecek birileri var mıydı? Felaketin arifesinde toplanan Anunnaki meclislerinde yasaklanmış silahların kullanılmasına tek başına muhalefet eden kişi Enki'ydi. Dolayısıyla geriye kalan ıstırap içindeki insanların aslında iyi niyetli olan uzaylı varlıkların destanındaki bu dönüm noktasında onların nasıl olup da yıkıcılar haline geldiklerini açıklamak Enki için çok önemliydi. Kim buraya ilk gelen ve her şeye tanık olan Enki'den daha uygun olabilirdi ki gelecek önceden görülebilsin diye geçmişi anlatmaya? Nakrik sur kanakotay sur tatatay hun chi krak bor katu kanu anuna kirak bok chi krak. Ve her şeyi anlatmanın en iyi yolu Enki tarafından ilk ağızdan verilmiş bir rapor olurdu. Onun öz yaşanan öyküsü kayda geçirdiği kesindir. Çünkü Nippur kütüphanesinde en azından 12 tablet kaplayan uzun bir metin keşfedilmiştir. Ve Enki'den şunu nakleder. Dünyaya yaklaştığımda çok fazla sel vardı. Onun yeşil çayırlarına yaklaştığımda tepecikler ve tümsekler birikip yığıldı emrimle.
evimi saf bir yerde kurdum. Evime uygun bir ad verdim. Bu uzun metin, Enki'nin görevleri subaylarına paylaştırıp dünya görevi operasyonuna nasıl başladığını tarif ederek devam ediyor. Sonraki gelişmelerde Enki'nin oynadığı rolün çeşitli özelliklerini ele alan pek çok başka metin, Enki'nin hikayesini tamamlamaya hizmet etmekte. Bunlar çekirdeğini Enki'nin kendi metnini oluşturduğu bir yaratılış destanı, bilgilerin Eridu yaratılış kitabı dedikleri bir kozmogoniyi içeriyor. Adem'in oluşturulmasının ayrıntılı bir tarifi var. Metinler erkek ve dişi Anunnakilerin Enki'den içinde uygarlığın tüm unsurlarının şifrelendiği bir tür veri disklerini almak üzere Eridu'ya nasıl geldiklerini anlatırlar ve elbette üvey kız kardeşi Ninursak'tan bir oğul edinme çabalarının hem tanrıçalarla hem de insan kızlarıyla giriştiği rastgele ilişkilerin ve bunların beklenmedik sonuçlarının hikayeleri gibi Enki'nin özel hayatı ve kişisel sorunlarıyla ilgili metinleri de içeriyorlar. Atrahasis metni, Anu'nun dünyayı oğulları arasında paylaştırarak Enki-Enlil rekabetinin şiddetlenmesini önleme çabasına ışık tutar. Metinlerde tufan öncesinde insanoğlunun kaderi hakkında Tanrılar Meclisi'nde yapılan görüşmelerin neredeyse tüm tutanakları kaydedilmiştir. Gılgamış Destanı tabletlerinde orijinal Mezopotamya versiyonu bulunana dek yalnızca Kitab-ı Mukaddes'te olduğu düşünülen bir hikayenin, yani Enki'nin kullandığı ve Nuh'la onun gemisinin hikayesi olarak bilinen bahane de bunlarda yer alıyor. Sümerce ve Akatça tabletler, Babil ve Asur tapınak kütüphaneleri, Mısır, Hitit ve Kenan mitleri ve de kutsal kitapla anlatılanlar, tanrıların ve insanların maceralarının, öz yaşam öyküsünün anılar ve öngörüyle dolu kehanetleri yeniden oluşturmak amacıyla Zecharia Sitchin tarafından tarihte ilk kez bir araya getirilip kullanıldı. Enki tarafından seçilmiş bir yazıcıya dikte ettirilen bir metin, mührü zaman uygun olduğunda kırılıp açılacak bir tanıklık kitabı olarak sunulan tüm malzeme, akla Yahve'nin Yeşaya peygambere M.Ö. 7. yüzyılda verdiği talimatı getiriyor. Şimdi git, söylediğimi onların önünde bir levhaya yazıp kitaba çevir ki gelecekte kalıcı bir tanık olsun. Yeşaya 30:8. Geçmişi ele alan Enki bizzat geleceği algılamıştı. Hür iradeleri kullanan Anunnakilerin kendi kaderlerinin efendisi olduklarına ilişkin fikir, en sonda olayların gidişatını belirleyenin aslında kader olduğunun dolayısıyla İbrani peygamberleri tarafından bildirildiği gibi başların son olacağının anlaşılmasıyla yer değiştirir. Enki tarafından yazdırılan olayların kaydı işte böylece kehanetin temeli olur ve geçmiş gelecek haline gelir. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, Anunnakiler hakkında söylememiz gereken, aslına bakarsanız üzerinde durup saatlerce ayrıntılarını birlikte deşifre etmemiz gereken birçok bilgi mevcut durumda. Zaman zaman bu tarz videolara devam edeceğiz, merak etmeyin. Bu videonun sonrasında Enki'nin Kayıp Kitabı isimli videomuzla devam etmenizi sizlere öneriyorum. Hemen videonun sonunda ve açıklama bölümünde ekleyeceğim, merak etmeyin. Ve sonrasında ise Sümer tabletlerinde neler yazdığını her videoda bir tableti sizlere aktarmak üzere sizlerle paylaşacağım. Ben Volkan Çelik. Gizem penceresini aralamaya devam edeceğiz.